Türkiye'nin bir tarım ülkesi olarak görüldüğü ve öylece kabullenildiği yıllarda Hoca Efendi, ekonomik yönden, özellikle de savunma ve ağır sanayide dışarıya bağımlı olmamak için sanayileşmek gerektiğini dile getiriyordu. O, Türkiye'nin ekonomik olarak dışarıya bağımlılığının, kültürel bağımlılığı getireceğinin, bunun da batıya tutsaklık anlamına geldiğinin bilincindeydi. Bu nedenle Müslümanların kalkınma için birleşmeyi bir ibadet gibi algılamalarını istiyordu. Yapılacağı tasavvur olunan ufak büyük her şey muhakkak bir şirket, bir toplum malı olarak yapılırsa, işte o zaman daha iyi, daha güzel, daha üstün olarak yaşar ve gelişir. Bu sebepten muhakkak Müslüman ticaret ve sanatkarların birleşmesi adeta farzdır. Hoca Efendi'nin Türkiye'nin sorunlarına getirdiği çözüm önerileri, düşünce düzleminde kalan fikirler değildi. Bizzat teşvikiyle kurulan ve zamanında Avrupa'nın en büyük fabrikası olan Gümüş Motor, bu anlamda güzel bir örnektir. Nuri Topbaş, Hulusi Topbaş, Hasan Uğur gibi birçok girişimci ve onun yakınları, Hoca Efendi'nin isteğiyle Gümüş Motor'a ortak olmuştu. Onun Gümüş Motor örneğindeki gibi hayırlı işlerde acele ediniz düsturunca fikirlerini nasıl hayata geçirdiğini Nazif Gürdoğan şöyle anlatıyor. Hoca Efendi 1980 yılının yaz aylarında bir cuma namazı sonrasında evinde bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yaptı. Gençlerin sokakta boş yere vakit kaybettiklerini söyledi. Bir vakıf kurup yayın ve kültür faaliyetlerini desteklemeli, kendi kaynaklarımızı bir araya getirip en uygun şekilde kullanmasını öğrenmeliyiz. Hemen şimdi bir vakıf kuruyoruz, dedi. Bunun üzerine Esat Coşan Hoca, başta Hoca Efendi olmak üzere toplantıya gelenlerin katılabilecekleri para miktarlarını yazdı. Böylece kültür hayatımızda önemli yeri olan bir kurumun temelleri atılmış oldu. Hoca Efendi, mevki, makam ve para tutkunu olmaktan kurtarmaya çalıştığı öğrencilerini bir yandan da Türkiye'nin yönetimine talip olmaya yönlendiriyordu. Çünkü Türkiye'nin ancak mevki ve makam düşkünü olmayan insanlarla kalkınma sağlayacağına inanıyordu. Bu düşüncesi yıllar geçtikçe İslami hassasiyete sahip insanların Türkiye siyasetinde yeni bir damar oluşturmalarına neden olacaktı. Hoca Efendi'nin ekonomi ve siyaset alanındaki fikirleri 1960'lı yılların sonlarında özellikle Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan ve daha sonraları da çeşitli dönemlerde hükümetlerde görev alan öğrencilerine ilham kaynağı olmuştu. Herhangi bir siyasi kişiye doğrudan engel olmadan bütün siyasetçilerle ilgilenmeye çalışan Hoca Efendi'yi hemen hemen her partiden siyasi ziyaret etmiş, bazıları da onun hem gönül eğitiminden hem de fikirlerinden istifade ettikten sonra siyasete girmişti. Bunların arasında en çok bilineni merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dır. Merhum avukat Yusuf Türel bir röportajında şöyle diyordu. Turgut Özal Zeyrek Camii'ne geliyordu. O zaman Turgut İstanbul Teknik Üniversitesi'nde talebeydi. Kardeşi Korkut da İnşaat bölümündeydi. Onlar ta o zaman dergaha devam ediyorlardı. Turgut tabii Ankara'da olduğu için her namazda bulunmazdı. Ama geldiği zaman mutlak surette buraya gelirdi. Cuma namazlarını İskender Paşa'da kılar, namazdan sonra Efendi Hazretlerinin odasına gelir, diz çökerdi. Sükunetle Hoca Efendi'yi dinlerdi. Yine bir gün aynı vaziyette Cuma'dan sonra bizim de bulunduğumuz bir sohbetin ardından Hoca Efendi bana ''Hacı Yusuf Bey, Hacı Yusuf Bey, bu çocuğu takip edin.'' dedi. Turgut o zaman
Devlet Planlama Teşkilatı'nda müsteşardı. Hoca Efendi'nin siyasilere karşı tutumu, menfaate yönelik olmamış, siyasette hassas bir denge gözetmiş ve kendisini ziyarete gelen birçok ünlü isme birlik ve beraberliği öğütlemişti. Tercih yapma durumundaysa ülkesinin çıkarını ön planda tutmuştu. Ahlakıyla, yaşantısıyla, tebessümüyle, yaratılanı yaratandan dolayı seven ve kucaklayan felsefesiyle gönülleri fetheden Hoca Efendi, siyasi, sosyal ve iktisadi alanlarda da imanın hakim olması için çalışmış, geriye imzalı imzasız birçok eser bırakmıştır. Vakıflar, dernekler, ticari kuruluşlar, çeşitli yayınlar ve benzerleri arasında belki de en önemlisi, kalplerine seslenmek için ömrünü harcadığı, vefatında mahşeri bir kalabalık oluşturan sevenleriydi. 1979 yazında uzun süre kalmak için gittiği Hicaz'dan, 1980'in Şubat ayında hastalanarak geri dönen Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh, midesinden ameliyat olur. Kısmen sağlığına kavuşur ve hac mevsimi gelince tekrar Hicaz'a gider. Bu onun son haccı olur. İstanbul'a dönüşünden bir hafta sonra, 13 Kasım 1980 Perşembe günü öğleye yakın Dar-ı Beka'ya irtihal eyler. 14 Kasım'da Süleymaniye'deki feyz aldığı üstadlarının yanındaki istirahatgahına defnolunur. Hoca Efendi'nin vefatından bir hafta önce hacdan dönerken Medine-i Münevvere'de yaptığı konuşmadaki şu sözleri, onun yaşam felsefesinin hem bir özetiydi hem de attığı maddi ve manevi temeller üzerinde yeni binalar kuracak olan sevenlerine bıraktığı mirası. Ne dervişlikte, ne şeyhlikte, ne imamlıkta iş yok. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a kul olabilmekte. İnsanları cennete sokan şeyin, en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete girer? En çok insanı sokan nedir? Hepsimiz bir şey deriz. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takvallah, Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak ne demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz kılar, oruç tutar, her şey iyidir. Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmıştır. İçki nasıl günah, kumar nasıl günahsa, faiz nasıl günahsa, efendim, zina nasıl günahsa, birçok böyle günahlar var ki bunların işlemesi bir mümin için aklı tasavvur olamaz yani. Mümin böyle şeyi yapamaz. Olmaz mümkünde. Onun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan korkun. Allah'tan nasıl korkacağız? Gizli bir yerdeyiz. Kimse de yok. Kimse de bizi görmez orada. Biz orada o kabahati işleyebiliriz işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girerdik? Allah yani mafis semavat ama yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Allah'ı bir makame döne, basıyor. Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecellü ala. Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işitir, hem bilir. Allah böyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede olursan ol, Allah-u Teala o işlerimizi, yaptıklarımızı, iyilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işitir. Onun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'dan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, emirler varsa
Bunları da yapmaya bizi mecbur edecek.